Dünya Kadınlar Günü yine geliyor. Dünya Kadınlar Günü geldiğinde Dünya Kadınlar Günü'nün 8 Mart olarak ilan edilmesinin nedenini bilmeyenler kadınlara çiçek yollayarak ve o günü kutlayarak adeta bir sevgililer günü muamelesi yapıyorlar. Oysa 8 Mart, Dünya Kadınlar Günü olmasının nedeni, kadınların haklarıyla ilgili söylemlerin gündeme getirilmesi, kadınlara karşı yapılan haksızlıklarla ilgili tartışmaların gündeme getirilmesi için Birleşmiş Milletler tarafından tespit edilmiş bir gün. 1857 yılında grev haklarını, çalışma haklarını kazanmak için direnen kadınların canlı canlı yandıkları gün. Dolayısıyla da 8 Mart Kadınlar Günü'nde niçin kadın, kadın olmak ne demek, kadından neler bekleniyor konularını e, iyice düşünmek gerekiyor. Farklı kadın tanımları yapılmaktadır, ama temel olarak kadın ve erkek olmak anatomik organların farklılığına bağlantılı bir tanımdır. Yine de kadın ve erkek olmanın tanımını sadece cinsellik boyutuna indirgemek ve kadını sadece bir cinsel obje ya da anne olarak değerlendirerek erkeği de daha güç, irade, idare simgesi gibi görmek toplumsal olarak bu cinsiyetlere verdiğimiz anlamlardır. Oysa kadın ve erkek olmak anatomik yapılarla belirlenip toplumun atfettiği durumlarla durumlarla bir toplumsal cinsiyet olarak tanımlanan ve ayrımcılığı da bu toplumsal cinsiyet tanımının daha çok ortaya çıkarttığı aslında fiziksel bir durumu kastetmektedir. Kadın ve erkek cinslerinin birbirinden farklı olması aslında bir gerekliliktir. Ancak bu farklılığı ayrımcılık haline dönüştürmek genellikle bizlerin atfettiği duygularla, düşüncelerle ve e, toplumsal rollerle oluşturulmaktadır. Bu farklılığı eşitlik olarak algılamak da yanlıştır. Farklı olan şeyler arasında da eşitlik sağlanabilir. Kadın eşitliği, kadın erkek eşitliğinden bahsettiğimiz zaman bahsettiğimiz şey kadın ve erkeklerin aynı olması değil farklı olduklarının bilincinde olarak ama elde edecekleri haklar açısından, toplumsal yaşam açısından aynı olanaklara ve aynı haklara sahip olmalarını sağlamak demektir. Bu nedenle kadın erkek eşitliğini yanlış olarak değerlendirmeden farklılıklar arasında da eşitlik olacağını önceden anlamak gerekir. Kadın ve erkek arasındaki toplumsal cinsiyet farklarını genellikle daha küçük yaştan itibaren başlatırız. Bunlardan bir tanesi kız çocuklarından beklentilerimiz ve erkek çocuklarından beklentilerimizi onlara atfetmek ve onları bu beklentiler doğrultusunda yetiştirmektir. Eğer büyütürken kız çocuğunuzdan sadece anne olması gerektiğini, sadece iyi bir eş olması gerektiğini değil, bir kariyer yapması gerektiğini, okuması gerektiğini ve bunların hepsini birden yapabileceğini öğretirseniz, erkek çocuğunuzu büyütürken de erkek olmanın sadece güç, kuvvet, kuvvet, şiddet göstermek demek olmadığını, ortak bir insan hakları çerçevesinde ortak bir yaşamı sürdürebilecek ve belli şeyleri yapabilecek, belli şeyler için de diğer cinse ihtiyaç duyan bir insan olarak yetiştirirseniz toplumsal bu ayrımcılık belli miktarda azalmaya başlayacaktır. Çünkü kadın erkek farkını, kadın erkek arasındaki eşitsizliği oluşturan çoğunlukla bu yetiştirme tarzı sırasında kadınlara ve erkeklere oluşturulan toplumsal cinsiyet farklarıdır kariyer yapmak, okumak, çalışmak sadece kadınların sorunu gibi aktarılmaktadır. Oysa bu sadece kadınların değil, ailenin bir sorunudur. Aile de bildiğiniz gibi anne baba ve çocuklardan oluşan bir sistemdir ama çocukları yetiştirmeye başladığımız andan itibaren evin derlenip toplanması, çocukların bakılması gibi konuların sadece kadının görevi olduğu, özellikle de 8 Mart gibi günlerde kadının anneliği çok da yüceltilerek onun anneliğin temel görevi olduğuna inandırılması, babaların ise daha çok dışarı hayatta ve ailenin geçimini sağlayacak kişiymiş gibi yapılandırılması nedeniyle kariyer ve aile yaşam arasındaki seçim sadece kadınların bir sorunuymuş gibi yansıtılmaktadır. Oysa babaların çoğu iş için kendi zamanlarından, çocuklarının zamanlarından ya da eşleriyle geçirecekleri zamanlardan çalabilmekte ve bu da toplum tarafından doğru bir şeymiş gibi algılanmakta ve bunu des hatta desteklenmektedir. Oysa bir çocuğun gelişiminde anne babanın temel desteği çok önemlidir. Annenin emzirme dışında bireysel olarak katkısı babadan çok da farklı değildir. Dolayısıyla anne olmak ya da çocuk bakımı sadece kadına özgü bir iş değildir. Genellikle çalışan kadınlar çocuk sahibi olacakları zaman ya da basamakları çıkacakları zaman devamlı çevrelerinden ikisini bir arada götüremeyecekleri, birinden fedakarlık etmesi gerektiği doğal olarak da annelik duyguları nedeniyle de bu seçimini daha çok çocuklar ve ev için yapması gerektiği konusunda sürekli olarak vicdan azabı çektirilirler. Oysa çocuğun bakımı hem annenin hem babanın gereksinimlerini karşılayacağı bir durumdur. Ayrıca hem kariyeri hem çocuğu idare etmek baştan da söylediğimiz gibi kadının sorumluluğu değildir özellikle annelik aşırı derecede bütün şiirlerde edebiyatta anlatımlarda sürekli olarak aşırı derecede yüceltilerek aslında bir çeşit kadına sadece şapkalarından biri olduğu halde bir yük olarak geri dönüşüm yaratmaktadır. Bu nedenle anneliğin çok güzel, çok zevkli ve çok kutsal bir şey olmasının yanı sıra kadının tek kimliği olmadığını, kadının diğer kimliklerini de annelik kimliğiyle birlikte çok rahat ve kolaylıkla taşıyabileceği ama bunun için bütün bu yoğunluktaki iş görev paylaşımlarının sağlıklı ve eşit olarak yapılması gerektiğini herkesin anlaması gerekir. Kadın eşitsizliğini gösteren şeylerin başında e, tabii ki kariyer, iş, eğitim ve e, diğer şeylerin yanı sıra kadına karşı şiddet gelmektedir. Kadına karşı şiddet günümüzde gittikçe bütün ülkelerde olduğu ülkemizde de artan ve sonuç olarak da e, ciddi bir sosyal sorun haline gelen e, problemlerden bir tanesidir. Kadına karşı şiddetin temellerini anlamak için aile içi ilişkilere bakmak gerekir. Çünkü aile içinde şiddet en çok kadınlara ve çocuklara uygulanmaktadır. Bunu takip eden kişiler ise yaşlılardır. Kadına yönelik şiddet sadece kadın oldukları için onlara cinsiyetleri nedeniyle yöneltilen bir ayrımcılık çeşidi olarak yapılan şiddettir. Bu şiddet sadece ev içinde eş tarafından değil, baba, yakın akrabalar, hatta ayrılık sonrasında ayrılınan eş ya da sevgili tarafından da yine toplumsal haklılık gerekçesiyle, bu toplumsal cinsiyet eşitsizliği nedeniyle kolayca uygulanmakta ve birçok toplumun, birçok toplum kesimi tarafından da neredeyse kabul görmekte ve çok da garipsenmemektedir. Aslında kadına karşı şiddetin temelinde sosyal başka e, sorunlar yatmaktadır. Kadın ve erkekler arasındaki eğitim eşitsizliği, eğitime ulaşma haklarının eşit olarak verilmemesi, büyütülürken hakların daha baştan kısıtlanmaya başlaması aynı zamanda erişkin dönemdeki kadına olan şiddete de yol açan temel nedenlerdendir. Bu nedenle kadına karşı şiddeti engellemenin yöntemlerinden bir tanesi de kadın erkeğin eşit eğitim alabilme haklarını koruyabilmektir kadına karşı şiddetin en çok uygulandığı yerin aile içi olması nedeniyle aile yapısının tekrar gözden geçirilmesi, ailenin oluşturulma ve o sistemdeki kadın erkek rollerinin tekrar değerlendirilmesi ve bu rollerin yeniden benimsetilmesi gerekmektedir. Kadına şiddeti en çok uygulayan kendi yakınlarıdır ve bunun temel nedenlerinden bir tanesi de şiddeti uygulayan erkeğin böyle bir kültür içinde yetişmiş olmasıdır. Kadına şiddet göstermenin bir çeşit terbiye, bir çeşit sevgi hatta ilgi belirtisi olduğu öğretisiyle büyülen erkekler kadına karşı şiddeti daha çok göstermektedir. Yine kendi çocukluk döneminde şiddete uğrayan kişiler ya da ailelerinde annenin şiddete uğradığı bir ortamda büyüyen çocuklar kendi eşlerine, partnerlerine karşı daha çok şiddet göstermektedir. Dolayısıyla aile içinin düzenlenmesi kadına karşı şiddeti engellemede en temel yöntemlerden biri olarak tekrar karşımıza çıkmaktadır. Bunun yanı sıra kişinin kendi kişilik problemleri, madde kullanımı ya da alkol kullanımı ya da hastalık gibi nedenler daha sonraki sıralarda yer almaktadır. Dünya Kadınlar Günü'nü kadına şiddetten bahsetmek dışında daha kadına ilişkin olumlu ve iyi özelliklerden bahsederek değerlendirebilmek için kadına karşı şiddeti engelleyici bazı tedbirler almak gerekir. Bu tedbirlerin başında kadınların diğer haklarını sağlamak ve bunları yasal çerçevelerde koruma altına almak. Eğitmek, onların eğitimi için eşit olanaklar sağlamak başta gelmektedir. Bu önlemlerden bir tanesi de kadına karşı şiddetin görünür kılınması ve bilinmesinin sağlanmasıdır. Kadına karşı şiddet özellikle ev içinde olduğunda genellikle gizlenmeye ve saklanmaya, çok da etrafla paylaşılmamaya, çalışılır çünkü bir utanç kaynağı ya da aile içi bir mesele gibi algılanır. Oysa bu bir insan hakları meselesidir, insana karşı yapılmış bir durumdur ve herkes tarafından bilinir ve görünür olması gerekir ki gerekli tedbirler alınabilsin. Kadına karşı şiddet sadece fiziksel şiddet değildir. Ekonomik ve duygusal şiddette çok yasal yollara başvurulmasa bile çok sık görülmektedir. Eş tarafından çalışmanın engellenmesi, parasına el konulması, ona kendi ayakları üzerine durabilecek kadar maddi imkanlar tanınmaması. Ee, ekonomik şiddet sık görülür. Yine duygusal şiddet, aşağılanması, ezilmesi, devamlı olarak küçümsenmesi ve kadına ilişkin sözlerin bile küçümseyici hale getirilmesi hem toplum hem bireyler tarafından sık kullanılan şiddet türleridir. Dolayısıyla toplumsal cinsiyeti iyi belirlemek ve daha en baştan eğitimden başlayarak ve insanların kafalarındaki kadın fikrini sadece anne olduğu zaman kutsal olan ve dokunulmaz olan kişi olmaktan çıkarıp ya da daha güçsüz, korunması gereken, evde çocuklarına ve eşine bakması gereken kişi olmak tanımından çıkararak diğer insanlarla, diğer cinslerle eşit düzeyde, eşit haklara sahip bir insan olarak değerlendirilmesi önemli. Bu nedenle kadın erkek eşitliğini bu farklılıkları da gözeterek değerlendirmek ve 8 Mart Kadınlar Günü'nde kadına karşı şiddet yerine kadın ve erkeğin işbirliğiyle insanlığın yükseliş şekillerini dinlemek için hep birlikte çaba göstermek gerekiyor kadının şiddete uğramaması için kendi kimliğine sahip çıkabilecek, kendi durumunu idare edebilecek, kendi haklarını bilebilecek düzeye getirilmesi gerekir. İşte ayrıca tabii ki şiddete uğrayan kadınların da hem yasal olarak hem toplumsal olarak korunmaları, onlara ilişkin birçok değerlendirmenin doğru yapılması ve onları bu şiddetten uzaklaştırmak için gerekli olan kurumsal ve bireysel çabaların da gösterilmesi gerekir. Kadın olmak güzel bir duygu. Kadın olmanın değerini, insan olmanın değerini bilmek için kadın hakları ve kadının şiddete uğramasını engellemek için bir insan olarak erkeklerin de çalışması gerekiyor. O nedenle 8 Mart'ta kadın haklarını kutlayan, onları da koruyan erkeklere de armağan etmek ve onlarla birlikte bir kutlama yapmak ve bunun aslında bir insan hakkı olduğunu ve 8 Mart'ın yapılan bu çalışmalarla aslında çocuklarımıza bir armağan, çocuklarımıza doğru bir gelecek armağanı olduğunu da unutmamamız gerekiyor.